Şimdi başta Lefter abi sadece Türk futbolu değil, Türkiye Cumhuriyeti ülkesine mal olmuş bir insandır. Çünkü sadece futboluyla değil, birçok yaptığı ve bilinmeyen şeyleriyle Lefter abi bizim baş tacımızdır, büyük adalıdır. Farkındaysanız ben bugün siyahlara büründüm, karalara büründüm. Bu bir kara gündür. Birçok spekülasyonlar yapılıyor, şunlar deniyor, bunlar ne olursa olsun, kim haklı olursa olsun şu görüntünün olmaması gerekir. Şu görüntü beni üzüyor, kahrediyor. Şimdi kalkıp devletin kolluk güçlerine ileri geri konuşmam da abes olur. Ama şu var, bu görüntü ne ülkemize yakıştı, ne adamımızın koca çınarı Lefter abiye yakıştı. Şimdi anlam çok. İstediğiniz tarafa çekebilirsiniz. Zaten birçok Lefter abimiz sevenlerin tepkileri zaten o yönde oldu. İşin altında başka olaylar var. Yok rant meselesiymiş. Şimdi buranın sahibi benim arkadaşım olabilir ama bir de burada ne havuz mu var? Para mı atılıyor? Ne rantı? Buranın sahibi benim arkadaşımdır. Evet ama Lefter abiyle beraber top oynamış. Bu adada büyümüş. O da saygıdan. Onu buraya koyduk. Gelen turistler görüyor ne oluyor yani bunun nemalanması yok. Ama bunun altını deşenler var. Ben tekrar aynı lafı ediyorum. Her ne olursa olsun, kim haklı olursa olsun bu kara görüntü yakışmadı. Ne ülkemize yakıştı, ne Fener camiasına yakıştı. Başkanımızın haberi vardır muhakkak. Bu heykel buraya yakışmıyor mu? Bu heykel alınır başka bir yere konur. Bu nedir? İki gündür şuraya bakın. Şuraya bakın ya. İran'da mıyız ya? Nedir bu yani? Lefter abiye nedir bu adam? Utanç verici bir adam mıydı? Görünmesin mi? Yani üzücü. Çok üzücü. İnanın. Abi ben bugün karalara büründüm. Bir Fenerbahçeliyim. Ölünceye kadar da öyle gidecek. Sadece Fenerbahçe camiası değil. Bilmiyorum. Sosyal medyaya bakarsanız tüm takımların sempatizanları, taraftarları aynı şeyi söylüyor. Lefter abiye yakışmadı bu hareket. Fotoğraflarda çektik. Tamam, yeri nerede buldun oğlum? Gösteriyoruz. Oluyor değil mi? Ha, bunu giydirelim beraber işte. Hadi şöylece. Ters şekilde. Kayıt mı? Evet evet. Siz evet, devam edin. Siz devam edin. Dikten sonra. Ön tarafı gelsin böyle. Lefter abiye. Yok yok giysin. Önden görüyorsun. Aha. Bu yakışır Lefter abi. En azından bu yakışır evet. Kapattılar ama en azından arkadaki reklamı çıkıyor. Böyle bir şey var. Evet. Nasıl bu işle ilgili? Nasıl öyle bir imkanımız? Bir de beraber. Tamam abi. Saldırırsın ya. Meyhane bekçisi yaptı Ahmet Lefter'i. Tövbe estağfurullah. Hani, sahip çıkmadı. He, adalıya evet yani bu bir sevgi belirtisidir. Adalı olarak Ahmet Bey sevgisini belirtmek üzere böyle bir şey koydurmuştur. Bir art düşüncesi yoktur öyle düşünüyoruz. Kendisi de çok sevdiğimiz bir büyüğümüzdü. Hani torunları çocuklarımızın arkadaşıdır. Biz de Galatasaray'ı kendisini çok seviyoruz. Bu kadar.